Grup yorum yalnız değildir. Eylemine sahip çık. Grup yorumun devrimci mücadelesine sahip çık. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Direnişe ses ver. Grup yorumun direnişine sahip çıkalım. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorumun devrimci direnişine sahip çık. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorumun direnişine ses ol, sanatçılar yaşasın. Grup yorumun devrimci direnişine sahip çık. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmemeli, sanatçılar yaşamalı. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum faşizme karşı direniyor, omuz ver. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. İyi akşamlar sevgili canlar. Bugün de yine bir canlı yayınla birlikte sizlerleyiz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz ise sevgili Şilan Aslan. Şilan Aslan geçen 2018 muhtarlık seçimlerinde muhtar adayı oldu. Ve muhtar da seçildi aynı zamanda. Ben de böyle bir kendisine rica ettiğim Şilan konuğumuz olur musun? Ya sağ olsun o da hiç kırmadı beni ve kabul etti. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum ve hoş geldin Şilan diyorum yayınımıza. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Hepimize de öyle olsun. Çok teşekkürler. Nasılsın Şilancığım? İyi misin öncelikle? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor koronalı günler oralarda? Yani buralarda da her yerde olduğu gibi. Gerçi burada sağlık anlamında herhangi ciddi bir sorun yok. Bu da bizim kaymakamlığımızın ve hastanemizin aynı zamanda halkın tabii disiplinli ve özverili davranması sonucu gelişti. Yani ilçemizde herhangi bir bu anlamda bir sorun yaşamadık sağlık açısından. Fakat hani ekonomik boyutuna bakarsak her yerde olduğu gibi burada da o anlamda zararları oldu. Hem aslında o anlamda evet o şekilde biraz sonra gelelim. Ben önce aslında sana şey sormayı önce bir kendini tanıtabilir misin? Bir Şilan Aslan kimdir? Evet kimdir? Buralara kadar nasıl geldi? Bir kendinden bahset biraz öncelikle istersen. Şilan işte dertim. İşte ben Dersim'de Ovacık'ın Kızık Köyü'nde doğdum. İşte okul sürecimiz zaten yatılı okul okuduk. Hani burada birçok, bu coğrafyada yaşayan birçok insan, köylerdekiler işte yatılı okulda okurlar. İşte yatılı okul okuduk. Ondan sonra bir lisede Dersim'de bulundum. Ondan sonra işte üniversite sınavına girerken, işte girdikten sonra babam tutuklandı. Onun tutuklanması sonucu ben köye annemin yanına geldim. Hani burada kış oldukça zor geçiyor. Biliyorsunuzdur belki. Bu yüzden hani annemin yanında bulunmak istedim. Ona destek olmak açısından. Yani burada böyle hayvanlarla. Eğitim sürecinde ama şehir dışına çıkmadın. Dersin dışına çıkmadın. Hep Dersim'de bulundun değil mi? Dersim dışına şöyle çıktım. Lise bittikten sonra bir sene İstanbul'a gittim. O bir sene içinde işte sonra babam tutuklandıktan sonra geri döndüm. İstanbul'da bulundum. İzmir'e falan gittim o tutukluluk sürecinde. İşte fotoğrafla uğraşıyorum burada Dersim'de. Zaten doğanın içindeyiz. O gördüğüm şeyleri aynen görünür kılmak istiyorum ben de. Hani
birilerinde bir şeyler Fotoğrafların uyandırmak zaten çok adına. güzel, gerçekten çok güzel. Hem doğayla hem de hayvanlarla takipteyim de aynı zamanda seni çok da Evet. hoşlanıyorum senin bu şeylerin resimlerini takip etmekten. Çok güzel. Şimdi Teşekkür ederim. koronaya dönersek, şimdi koronalı günlere dönelim. Zaten dünyaca etkilendik bu koronadan, biliyorsun. Büyük şehirler, büyük kentler bunu çok ağır bir şekilde hissettiler. Çünkü biliyorsun orada hani sosyal aktiviteler çok fazla. Evet, Sinemalar, evet. tiyatrolar, kafeler olsun, başka şeyler olsun. Onlar çok fazlaca hissettiler. Köylerde bu durum böyle değildir diye düşünüyorum ben. Oradaki etkilenmeyi anlatabilir misiniz? Sizler nasıl etkilendiniz koronadan? Yani bizim ilimizde özellikle ilçemizde herhangi bir hani sağlık anlamında bir sorun yaşamadık. Bu da dediğim gibi halkın ve kaymakamlığın aynı zamanda hastanemizin özverili ve disiplinli hani çalışması sonucunda oldu. Ama dediğim gibi ekonomik boyutu düşünürsek hani buradaki insanlar köylüler falan geçimini işte burada bizim doğal bitkiler hani yenebilen işte ışkındır, kengeldir, mantardır, savuldur, bu tarz şeyleri hani gidip toplarlar ve hani dışarıya bunu gönderirler. Bu şekilde gelirlerini hani onun üzerinden kazanırlar. Bu anlamda mesela köylüler sorun yaşadılar. Aynı zamanda esnaf işte hani dışarıdan gelen çok olurdu bizim coğrafyamızda. Bu anlamda esnaf hani etkilendi ama köyde biz hani günlük rutin işlerimize devam ediyoruz. Hani doğanın içindeyiz zaten. Yine topluyoruz bir şeyler ama bunu hani ilçe içinde sadece pazarlayabiliyorsunuz. Hani dışarıya veremiyoruz. Dışarıya satış olmuyor. Daha çok Aynen. ekonomi yönden etkilenmiş görünüyor Aynen. durum. Onun haricinde evet zaten doğanın içindeyiz. İnsanlar için aslında olumlu tarafından da bakmak gerekiyor. Tamam biz hep olumsuz taraflarını düşünüp konuşuyoruz ama mesela hava kirliliğinde ciddi bir azalma olmuş. Haricinde insanlar mesela benim gözlemlediğim kadarıyla mesela şu anda Dersime hani çok gelip yerleşmek isteyen insan var. Özellikle mesela 60 yaş üstü kişiler hani buranın yerli insanları mesela kışın giderler, yazın gelirler. Ama insanlar buraya yerleşmeyi düşünüyorlar. Hani insanlar biraz kendini bu anlamda sorgulamışlardır diye düşünüyorum. Çünkü doğadan gittikçe uzaklar. Ben de gidip bir sene yaşadım ve hani ben mesela açıkçası kendi adıma söyleyeyim, yapamıyorum büyük şehirlerde. Köyde doğdum, büyüdüm ve hani bana çok zor geliyor. Sürekli beton gökyüzünü dahi göremiyorsunuz yani. Bazen bakmaya bile unutuyordum açıkçası. Çünkü zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlamıyorsunuz. Ya bu açıdan hani insanların biraz kendine dönüp işte doğayı anlamaları hani ya da mesela günlük işlerde çalışan insanlar var. Gelirini asgari ücretle işte hani kazananlar işte günlük işlerde çalışıp evine ekmek götüren insanlar var. Bu anlamıyla ciddi anlamda kötü oldu ama hani bu tarafından da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen haklısın. Orada peki köylerde sosyal mesafeye dikkat ediyorlar mı, yoksa orada biraz daha esnek mi davranıyorlar mı? Nasıl düşünüyorsun? Köylerde şöyle yani zaten dışarıdan gelen giriş çıkışlar yasak. Hani bizim yaz kış köyde bulunan kişiler onlar da zaten merkeze dahi gelmiyorlar. Hani çok acil bir iş olmadığı sürece. Geldikleri zaman da çok dikkat ediyorlar. Ama öyle sosyal mesafe köyde yok. Hani zaten kimse bir yere gitmiyor. Giden de 14 gün evinde kalıyor. Ondan sonra çıkıyor hani işlerini falan görüyor. Haricinde öyle hani komşu komşunun evine yine gidebiliyor. Yani şehirlerdeki gibi bir durum söz konusu değil. Vallahi çok güzelmiş. O çok güzel. Zaten ben haberlerden duyduğuma göre zaten Dersim'de hiçbir korona hastası da yok diye biliyorum. Değil mi? Bizim Doğru. ilçemizde yok ama sanırım Pertek'te iki kişi de görülmüş diye duydum ben. Ama Ha bizim yok, çıkmıştı da ilçemizde hani iyileştikten sonra daha kalmadı diye en son haberlerde öyle duydum. Tabii hala öyle mi, aktüel şeyleri tam olarak bilemiyorum ama öyle en son duymuştum. yani ben Umarım de doğrudur onu tabii ki. evet duydum ama Evet. ilçemizde herhangi bir sağlık anlamında bir sorun yok şu an. Gayet bu Çok konuda güzel titiz vallahi. davranıyoruz. Aynen, gerçekten çok güzel. Dersin bence birçok konuda aslında Evet. ön taraflarda, ön sıralarda gidiyor. O yönden gerçekten gururluyuz. Peki o zaman senin bu muhtarlık hikayene bir başlayalım. Sen hangi nedenlerden dolayı Şilancığım muhtar olmaya karar verdin? Bize anlatır mısın? Ben hani bahsettiğim gibi babamın bir tutukluluk süreci oldu. O dönem içerisinde köydeydim ve önümde seçimler vardı. 8 ay vardı henüz seçimleri. Bu süreç içerisinde hani zaten ben bir arayış içindeyim. Hani köyde dediğiniz gibi hani hiçbir sosyal aktivite yok. Sürekli mesela köyde hani genç hiçbir kimse yoktu. Ve insan hani birilerine gidip bir şeyler konuşma, anlatma isteği duyuyor. Ama siz hani sonuçta
köyde yaşayan insanlar benden hani yaşça çok çok büyük olduğu için hani bazı konularda anlaşamadığımız noktalar oluyordu yani. Hani ben de zaten bocalıyordum bu anlamıyla. Bu süreç içerisinde işte hani zaten köyümü çok seviyorum, muhtarı olduğum köyü, Buzutepe Köyü'nü. Hani dedim ki neden ben de köyüm için bir şeyler yapmayayım? Ve hani ben bu durum aslında biraz kadın oluşumu ve genç oluşumu hani bazı şeylerin önüne geçer diye düşündüm. Hani işte bir şeyler daha dikkate alınır diye düşündüm. Ve hani bu şekilde aday olmaya karar verdim. Ailem de bu anlamda çok büyük destekçim oldu. Bu şekilde girdim yani seçime. Peki seçimlerde, biraz seçimlerden o zaman bahsedelim. Seçimler, seçim süreci senin için nasıl geçti? Yani her şey tahmin ettiğin gibi mi oldu? Yani tahminlerin ilk başta neydi onu diyelim. Hani sen nasıl bir seçim süreci hayal ettin? Ve yaşadığın seçim süreci nasıldı? Karşılaştırdığın zaman aynı şeyler mi oldu? Yoksa böyle biraz bunlar olmasaydı daha iyi olurdu işte. Beklediğimden daha mı iyi oldu dedim. Yani beklediğimden daha iyi oldu aslında. Nedenini soracak olursanız benim iki tane rakibim vardı. İşte biri İstanbul'da yaşıyordu. Ben onların hiçbir şekilde şey yapacağını düşünmedim. Hani onlar da kararlılardı yani. Mesela insanlar şey diyormuş işte hani niye karşısında duruyorsunuz? Hani bırakın önünü açın hani biraz da gençler şey olsun, gençlere fırsat verelim tarzında. Hani kararlılardı bayağı ama seçime böyle bir İki gün kala onlardan dediler, tamam dediler, biz sana bir şans veriyoruz. Hani ama bir şeyler hani yapmaya çalış, yani bunu göster, hani bunu kanıtla gibi. Benim gerçi kimsenin onayına ve şeyine ihtiyacım yoktu, o ayrı mesele de. Ben de hani şey yaptım, mesela hiç düşünmedim, hani sonuna kadar onların kalacağını düşündüm ve bu anlamda hani yarışacağımızı düşündüm. Ama onlar geri çekilmek istediler. bu şekilde. Köylüler nasıl oldu? Mesela bizim köyümüzde de öyle şeyler oluyor. Normalde bu muhtarlık seçimleri biraz böyle aile güç savaşlarına falan dönüşüyor. İşte feodal bağları güçlü olan insanlar daha çok böyle hani daha şanslı oluyorlar. Bakış açıları da köylülerin bakış açısı da biraz farklı oluyor. Mesela sen gençsin ya da bir kadınsın. Hani yapamazsın işte köy işlerinden anlamazsın sen ne bilirsin gibi hani böyle önüne çıkan insanlar oldu mu, kişiler oldu mu? Tabii ki de oldu. Şey bunu genelde bana şey 60 yaş üstü hani bizim insanlarımız hani mesela dediler ki hani kadınsın ve bu yaşta hani sen böyle bir sorumluluk alamazsın tarzında şeyler tabii ki de duydum. Ama bir yaşlı teyze vardı 74 yaşında bana şey demişti. Demişti ki ben senin olmanı çok istiyorum. Hani ben kadınım mesela bir şeyleri sana gelip daha hani rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ya bunlar mesela beni etkiledi hani o kadından onu duymak. Ama olumsuz şeyler de tabii ki hani bu anlamda şeyler de duydum. Hani yapamazsın edemezsin tarzında şeyler de duydum. Fakat hani şey yapmak istemedim yani. Hani ben dedim ben kararlıyım ve yapamasam da en azından hani bir şeyleri ben denemiş olacağım. Hani bu benim için bir tecrübedir yani. Bu yüzden ben hiçbir şekilde geri adım atmadım. Ve bugün buradayım. Çok iyi yapmışsın. Aynı zamanda o seçimlerde bir arkadaş vardı, yine bir kadın arkadaş, muhtarlık seçimlerine aday olan Şehriban Yerlikaya İlik. Bu evet. Hanuş Ağ Köyü yanlış eğer evet. Söylemiyorsun. O da oradan aday oldu ama avukat diyorum. Muhtar oldu mu bilemiyorum. Yok. Sen biliyor musun? Yok olmadı, hayır. Onun röportajını dinlediğinde şöyle dedi, 100 kişilik bir yani 100 kişilik bir köyde zannedersem işte akraba bağı olmayan tek insan benim ve 6 tane sadece emin olduğu oyu vardı 100 kişinin içinde. Evet. O biraz anlatmıştı işte bu konuda biraz zorlanıyorum falan diye. O yüzden sana da sormak istedim, sen de böyle yani evet bazı köylerde evet o var yani hani mesela şey 2 ay boyunca böyle akrabaların hani konuşmadığına şahit oldum. Mesela amca çocukları diyelim. Karşı taraf hani muhtar olmuş diye o adaylığını koymuş diye ya kardeşlerin konuşmadı falan. Ya bu tarz şeyler evet oluyor yani. Hani kaybedince küslük oluyor ya da atıyorum senin şeyin daha fazlaysa hani aile bireylerinin işte girmişsen hani ona güvenip girenler de oluyor açıkçası. Bir şeyler yapacağından değil de hani ailesine güvenip giren de oluyor yani. Sizin köyünüz kaç hanelik Şilem? Bizim köyümüz şöyle. Bizim köyümüz aslında bir 50-60 haneymiş önceden hani boşaltılmadan önce. Fakat şimdi yazları sadece biz 5 aile gidebiliyoruz.
Çünkü hepsi büyük şehirlere o boşaltılma sürecinde büyük şehirlere göç etmişler. Bizim burada kalan insanlar geliyor. İşte amcamlar, işte Malatya'da bir akrabamız var, yine köylümüz. Onlar falan geliyor. Gidip köyde hani kalıyoruz yazları. Dediğim gibi hani Kasım'da dönüyoruz. İşte Haziran'da gidiyoruz. Kasım'da dönüyoruz. Ama bu Kasım'da peki çok neden dönüyorsunuz? Mecbur olduğunuz için mi, mecbur yoksa yani olduğumuz için. Evet, ha, çünkü yasaklı bizim olduğu için köyümüzün mi? altyapısı yok. Ya su, elektrik, yol en büyük sıkıntımız mesela yol. Yol olmadığı için de bizim oraya götürüp ev yapmak gibi bir imkanımız söz konusu değil. Çünkü yol ham yol, eski bir yol ve tek gidişli. Mesela karşıdan hani bir araç gelse, bir şey olsa şansınız yok. Ve sadece yüksek araçlar gidiyor. Toprak bir yol olduğu için yağmurda falan gitmek mümkün değil yine aynı zamanda. Hal böyle olunca biz oraya gidiyoruz. Mesela bizim orada bir okul var. İşte o okulu kimi aile o okulda kalıyor. Kimimiz çadır açıyoruz. Çadırda kalıyoruz. Bu şekilde yaşamımızı sağlıyoruz orada. Elektrik falan kesinlikle hiçbir şey yok. Ayranımızı falan işte bu eski şeyler vardır. Onlarda sallarız. Yayıkla. Aynen, yayıklarda sallarız. Hani o şekilde. Ya bu da oldukça zor oluyor. Bu bizim için ciddi bir sorun. Ben bununla ilgili mesela belli kurumlara bu anlamda dilekçelerimi verdim. Fakat herhangi bir yanıt almadım. Kaymakam Bey bana hani söz vermişti yolu yapılacağına dair. Ya bu sene umudum var, inşallah ki hani bir şeyler olur bu anlamda. Çünkü ben söylediğim şeylerin hani ezginliğini yaşıyorum yani. Hani bir şeyler yapmak istiyorum ama bunları yapamıyorum. Bu da beni ciddi anlamda üzüyor yani. Mesela biz oraya gitsek kadınlarla birlikte üretim yapmak istiyoruz. Bizim köyümüz 27 senedir boş. Hani sadece yazdan yaza gidiyoruz. Yasaklıydı bir süre. 2002'ye kadar yasaklıydı. 2002'den sonra köyümüzün muhtarı oldu. Ve biz 2002'den beridir gitmeye çalışıyoruz. Mesela topraklarımız bakir, ekolojik tarım yapmak istiyoruz. Gerçekten çok verimli ve gidiyoruz oraya mesela erikten tutun, ceviz, badem, kiraz ekmişler mesela. Kirazlar hala o kadar çok oluyorlar ki. Bir sürü meyve var. Yani hani biz gitmediğimiz için onlar işte bakımsız kalıyor. Öyle yabani hayvanlar zarar veriyor. Yani ekstra hani biz de orada sebze meyve falan ekeriz yine. Bunların ticaretini sağlarız. Mesela insanlar doğal hani sebze meyve yesin isteriz. Bunların şeyini sağlarız. Yani pazar, köy pazarı kurarız mesela bu anlamda. Ama işte bunları dediğim gibi köye yerleşmeden yapabilmek pek mümkün olmuyor. Peki başvurularını mutlaka yapmasın. Yaptın değil mi? Bunlarla Evet, ilgili evet. başvurularını Evet, yaptın mı? Yani yapıyorum. dilekçe yerlere. Evet. Peki nasıl cevaplar geldi? Yani geri dönüş nasıl oldu onlardan? Hiç geri dönüş gelmiyor. İşte sıkıntı. Hani olumlu ya da olumsuz ben bir cevap alamıyorum. Yani 2019 ilk muhtar olduğumdan beridir ben dilekçeler veriyorum. Ama herhangi bir yanıt bana gelmedi. Ya bu anlamıyla ben hani gerçekten hani bir destek göremediğim için de hani bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Kesinlikle. Çünkü gerçekten çok zor. Ya yani bir köyü yeniden canlandırmaktan bahsediyoruz hani. O yüzden bu anlamıyla biraz zorluk yaşıyorum. Umarım dediğim gibi bu sene işte olabilirse çok mutlu olacağım. Hani biz de bir şeyler yapmak istiyoruz artık. Hani sadece sözde kalmasını istemiyorum söylediğim şeylerin. Ya evet, Yani. ya zaten eğer devletten hiçbir destek göremiyorsan bu sadece hani söylediğinle kalmış gibi olunuyorsun, öyle de görünüyorsun, tabii bu kötü bir Evet. şey. Evet. Maddi olarak da kesinlikle sana geri dönüş olmuyordur diye düşünüyorum. Yani kabul Yok, olmuyor ki hani kesinlikle. projenin. Hı, Hiç, evet. kesinlikle tabii. Peki bir soru geldi bana, kaç oy almışsın diye. Ben onu sormayı atladım. Ben karşı rakiplerim hani çekildikleri için benim oyum zaten fazlaydı normalde girselerdi de. Bu yüzden otomatik olarak seçkin günü ben muhtar oldum. Aynı oyların hepsini aldım diyorsun. Aynen, hiç bak yani hiç oylarımı bile saymaya hani direkt muhtardım zaten. Peki ne hissettin? İlk olduğun zaman ne hissettin Şilan? Muhtar Yani olduğun çok zaman mutlu duyunca. oldum tabii ki de. Ya şey beni çok heyecanlandırdı. Yani hani düşünseniz hani şu çok heyecanlandı. Köyüm için işte gerçekten bir şeyler yapabileceğim. Hani ben gerçekten şuna çok güveniyordum. Hani genç bir kadınım. Hani bu anlamda mesela burada sürekli erkek. Hani muhtarların çoğu erkek. Ben mesela toplantıya gidiyorum. Biz üç kadınız.
şeyde toplantılarda falan. Mesela dedim hani bu gencim yani bu durum şey yapılabilir hani bu anlamda destek verirler Değiştirilmek diye düşündüm. Hani gerek sivil toplum kuruluşlarından gerek bu demokratik partilerden gerek hani buradaki kurum amirlerinden hani buna güvendim açıkçası. Fakat dediğim gibi hiçbir olumlu şey için. alamadım yanıt. Böyle. Peki ben sen aslında dilekçeler verdiğinden bahsetmiştim. Peki yapabileceğim başka bir yol yok mu? Yani işte kendini daha iyi anlatabileceğim başka yerler yok mu? Sadece dilekçelerle mi oluyor bunlar? Bu istediklerini yapman, yani yapmak istediklerini şey devlete işte belli yerleri ya da belirli yerleri anlatabilmen. Yani şöyle, şimdi bunun maddi boyutu çok bayağı yüksek. Yani bunu da ancak ben hani bu tarz hani ilgili kurumlarla yapabilirim. Ya tek başına zaten bunun altından kalkabilmem mümkün Yok yok değil. onu anladım. İlgili kurumlara mesela sadece sen dilekçe verdiğini söylemiştin. Onun dışında Dilekçe mesela mesela gidip hani yakın yerleri zaten gidip hani yüz yüze de görüşme. Mesela Dersim'deki karayolları falan hani o tür bu şeylere bakan hani yolla ilgili şeylere bakan kişilerle gidip yüz yüze de görüşebiliyoruz. Ama haricinde mesela başka yerlere hani gidemediğim yerlere dilekçe vermek zorundayım. Hani o mümkün olmuyor. Böyle yani. Peki muhtarların toplantı yaptığı zamanlar oluyor mu? Böyle normalde ben Aha. haberlerde bazen duyuyorum. Onlar hangi aralıklarla oluyor? Hangi periyodik aralıklarla oluyor? Yani aslında yazın daha sık oluyor kışa göre. Kışında böyle genelde özel günlerde, hani resmi günlerde sıkça yapılıyor. Ama haricinde özel bir durum varsa işte hani ya da bir işte birileri gelip bilgi verecekse mesela geçen Ayşe aile Dersim'deki Aile hizmetleri. sosyal hizmet kurumundan geldiler mesela. Aile hizmetlerinden falan gelip işte herhangi bir bilgi sunum yapmak açısından geliyorlar. O tarz durumlarda Mesela toplantılar işte oluyor. anladım. Şimdi öyleyse toplantılarda sorunlarınızı anlattığınızda orada cevap bulabiliyor musun mesela? Kendi sorunlarınıza muhtar olarak. Evet mesela Fırat Kalkınma Ajansı'ndan geldiler. Sonra suya mesela depo temizliği için Sağlık İnek Kuruluşu'ndan geldiler. Ben mesela orada köyümüzde deponun dahi olmadığını söylemiştim. Hani bu tür şeyleri söylüyoruz. Anketler dolduruyoruz. Mesela bize anket veriyor. Hani köyünüzde sorunlar nelerdir diye. Dolduruyorum ama onlarla ilgili de herhangi bir cevap gelmiş değil. Aslında bu çok kötü bir şey gerçekten. Hani bir şeyler yapmak istiyorsun muhtar olarak, yani görev almış bir insan olarak ama ki, yani karşında muhatap alacağın bir insan yok. Bu çok kötü bir şey gerçekten. Yani biz Şimdi yazın buyur. mesela gittiğimizde de hani yine sebze mevze, ben bu üretimi bu şekilde yine yapabilirim kısa vadeli olarak. Biz istiyoruz ki o köyümüze erişelim. Çünkü biz burada Kızıkköy'ünde yaşıyoruz mesela. Burada ciddi anlamda zorlanıyoruz. Mesela kış uzun sürüyor sizin de bildiğiniz gibi ve biz burada hayvanlarımızın besinlerini satın alıyoruz. Yani düşünsenize 4 ay bir kış sürüyor, 3 ay kadar. Ve siz bütün o hayvanın yemini falan satın alıyorsunuz. Ama biz kendi köyümüzde olsak o hayvanların ihtiyacını kendimiz karşılayabiliriz. Çünkü tarlalarımız falan oluyor. Burada o sıkıntıları falan oldukça yaşıyoruz yani. Oradaki araziler şahısların mı yoksa devletin mi şimdi? Evet, yok şahıslara ait oluyor. Şahıslara ait. Yani Hı. şahıslar peki Biz de kendileri kullanıyorlar onlardan mı bu tarlaları yoksa genelde boş mu geçiyor bu tarlalar? Yani yani boşlar mı? kullanan da var. Boş olan zaten bize veriyor. Hani parayla işte alıyoruz. O şekilde değerlendiriyorlar onlardan. Yani devlet tarafından yine bir destek yok o konuda yani. Yani zor evet. Bayağı bir zorlanıyoruz bu Olmuş anlamda. gerçekten. Şimdi bizim burada izleyenlerimiz var. Onlar mesela onlardan sorular geliyorlar ya da sana yorum yapıyorlar. İşte bizler onun için nasıl yardım edebiliriz? Yani neler yapabiliriz? Bizden beklentileri var mı? Ya da bizden ne isteyebilir? Teşekkür ediyorum öncelikle yorumları için hepsinin. Okuyacağım zaten en son birazdan. Sadece şu anda sana soru şeklinde eğer gelirse onları yönelteyim. İşte nasıl yardım edebiliriz diye sormuşlar. Yani nasıl yardım edebilirler? Ben şu anda işte köyümde olsam aslında bir şeyler talep edebilirim de ama bunu yapamıyorum. Yani nasıl yardımcı olabilir? İşte sesimi duyurabilirler mesela. Yani hani bu anlamda benim yaşadığım sıkıntıları onlar da çevresine mesela dillendirebilirler. Hani şu an yapabilecekleri şey bu. Haricinde hani
Bir şey söyleyemem. Yani aslında kadın olmak her yerde zor, sırf Dersim'de değil dedi. Aynen Çok öyle. zorlanıyor. Ya Dersim'de Peki yine Dersim. diğer bölgelere göre daha iyiydi. Aynen ona girelim şey yapmışken. Dersim'de kadına bakış açısı nasıl? Ya Sence? Dersim'de bizim inancımızdan kaynaklı kadın hani diğer bölgelere göre hani daha işte üretimin içindedir, politikanın içindedir. İşte bir Dersim'in politik durumundan da kaynaklı gerçi bu durum. Hani bu yüzden kadınlar bu anlamıyla diğer bölgelere göre daha rahatlar, yani daha iyiler. Bunu söyleyebilirim. Ben de mesela bu anlamda bir zorluk yaşamıyorum hani. Mesela kadın burada hani ürettiği için işte emeğin her şeyin işte tarladadır. İşte aile içinde de yine çocukla en ilgili olan hani annelerimizdir yani. Bu yüzden hani burada kadının rolü oldukça büyük ve yeri de oldukça geniş diyebilirim. Bu çok güzel. Şeyi sorayım ben size. Sizin köyde siz hayvancılık mı yapıyorsunuz? Evet, hayvancılık yapıyoruz. Ne kadar hayvanlarınız var sizin? Bizim keçilerimiz var. Kaç tane? 41 tane keçimiz var. 2 tane de ineğimiz var. Bazen onları sen herhalde otarmaya götürüyorsun diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Evet, götürüyorum. Götürüyorum. Ya çok seviyorum da zaten. Yani hani doğada olmayı çok seviyorum zaten. Çok güzel. Bu yüzden benim Peki için biraz güzel. bize şeyden bahset. Oraya da geri döneriz de gene. Muhtarlar neler yapıyor? Mesela sen ilk muhtar olduğunda ne yapma gereği hissettin ya da ne yapman gerekiyordu? Ya da işte sana şikayetler oldu mu, hemen arayanlar oldu mu, bir şey isteyenler oldu mu, işte muhtar hanım hani bize yardımcı olabilir misin falan diye. Neyle Bir şey karşılaştın? evet, bir şey isteyenler oluyor. Mesela bizim hani belli dönemlerde mesela yardım için işte durumu olmayan insanlar hani yardımda bulunabilir misin hani başvuruda diye geliyorlar, ya da işte hani şu kuruma şununla ilgili işte TOKİ'ye falan başvur diyenler oldu, işte hani dilekçe yollayabilir misin falan, hani o tarzda tabii ki de kişilerin talepleri oluyor. Mesela bir yerlere gidince hani köyümüzde yasaklı bir bölgeyse arayıp öncesinden hani karakolu arıyorum, bağlı olduğum karakolu, izin istiyorum. Yani hani bu anlamda şeyim bayağı bir oluyor. Aynı Çünkü zamanda bayağı bir da geziyor bizim insan. geziyorlar değil mi dediğin gibi? Ama bu Aynen. güzel bir şey. İnsan kendini hani iyi de hissediyor. Hani Tabii ki yardımcı güzel bir şey. olabileceğini Mesela zannediyor. mantara gidiyorlar, ışkına gidiyorlar. Hani bunun için arayıp izin alıyoruz bazen. Çünkü bazı bölgelerimiz yasaklı, biliyorsunuz. Ve bu anlamda işte yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle. Ya bu çok Ama güzel. şey Sen çok güzel. buyur. Mesela ben muhtar oldum ve şey üniversite sınavına girdim. Burada kaymakam beyle konuştum mesela, hani gitmemde bir sakınca var mıdır diye, hani bir sorun oluşur mu diye. Hani yakın bir yer olacaksa, hani gidip gelebileceksen sorun yok benim açımdan dedi, mutlu olurum dedi. Ben mesela Fırat Üniversitesi'nden fotoğrafı zaten çok seviyorum. Fotoğrafa ayrı bir ilgim var. Bu yüzden radyo televizyon yazdım. Mesela gidip geliyorum, hani mesela ben buradan hani maaşımla aynı zamanda okuyorum, kardeşlerime destek olmaya çalışıyorum. Mesela bu çok güzel bir şey. Hani ekonomik anlamda aileme bağlı değilim. Hani onlardan bu anlamda bir beklentim olmuyor ve bu çok güzel bir şey. Yine birilerine yardımcı olmak, bu da çok güzel bir duygu. Tabii ki Bunları da çok aynı güzel. zamanda Ya bu ben kadar bununla genç birlikte. yaşta işte zaten hani benim de hoşuma giden bu, senin de biraz önemli kılan bu. Hani bu kadar genç yaşta hem okuyabiliyorsun, hem çalışabiliyorsun, hem de aynı zamanda ailene destek olabiliyorsun. Bazen hani iyi yanları da zor yanları da oluyor ama ben hep pozitif yandan böyle bakmayı seven bir insan olarak aslında öyle görmek lazım. Yani cesaret de verir aslında Evet. hemcinslerimize, biraz senin gibi genç yaştaki kızlara, kadınlara. Çok da önemli bir şey. Çalışabilmek, bunu başarabilmek ve bunu görmek, hani başardığını görmek insana inanılmaz bir özgüven veriyor ve bence Kesinlikle öyle. çoğu kadının da buna ihtiyacı var ve böyle olmak zorundalar diye düşünüyorum aslında. Sen de bir şey söylemek ister misin bu konuyla alakalı? Kesinlikle öyle. Mesela siz kendi ekonomik olarak bağımsızlığınızı kazandığınız zaman birilerinin sizin üzerinizde hakimiyet kurmasına da müdahale edebiliyorsunuz. Mesela hani ya siz mesela konuşabiliyorsunuz birilerinin karşısında. Yani bu çok güzel bir şey. Bu yüzden dediğim gibi, evet, insanların ne olursa olsun bir kadının gerçekten hani çalışması ve
kendi parasını kazanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birilerine bağlı olmak gerçekten çok kötü bir şey ve hani birilerine bağlı olduğunuz zaman yine o bağlı olduğunuz kişi sizin üzerinizde söz sahibi de olduğunu düşünüyor. Yani bu yüzden ben mesela bu anlamıyla çok rahatım ve çok hani bundan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü ben düşünsenize kendi paramla okuyorum yani. Bu çok benim için mutluluk verici bir şey. Zor Kendi oluyor mu kazandığım parayla. hem okumak hem çalışmak hem de işte köy hayatında yani köyde ailene de yardım ediyorsun aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Zorlanıyor Evet. musun? Yani zorlandığım noktaları oluyor tabii ki de. Ama yani hani bu sadece fiziksel bir yorgunluk ve zorluk oluyor benim için. Yoksa ruhsal olarak ve şey olarak hani çok rahatım aslında, mutluyum yani. Babam bu arada dışarı çıktı mı yoksa hala? Aha, evet, çıktı. Ha, öyle mi? Çok güzel, çok sevindim. Hadi gözün Evet, aydın. teşekkür Peki ederim. ona yani baba olarak şimdi kesinlikle tabii ki gururlanıyordur da hani seninle konuştuklarında hani buna sana yansıtması nasıl oldu babanın, annenin ya da ailenin Yani öyle diyeyim. babam zaten çok destekliyor. Hani ciddi anlamda destekliyor. O zaten hani istiyor ki bize kesinlikle zaten müdahale falan etmez. Okumamızı da çok ister. Hani bu alanda kadınların işte söz sahibi olmasını da çok ister. Her alanda kadınların olmasını çok ister. Bu anlamda babamdan, gerçekten babamdan olsun, amcamdan olsun hani çok destek gördüm. Annem başlarda biraz kaygı duydu. Hani annemin de kadın olarak hani belli şeylerde o da büyümüş. Belli kalıplar içerisinde büyümüş. Ve hani biraz kaygıları oldu. Hani yeri gelecek işte karakolla hani şeyin olacak. Hani bu anlamda kaygıları oldu. Hani nasıl altından kalkabilecek misin? Bak köy işleri hani yazın zorlaşır, şöyle olur, hani yapabilecek misin gibi kaygılar oldu. Haricinde desteklediler, yani olumsuz hani bir şey duymadım onlardan ya da hissetmedim. Çok güzel. Peki bir dahaki seçimler ne zaman olacak bu arada? İşte biz birinci senemizi bitir, 3 sene sonra sanırım. Ha, 4 senede Birinci bir gene senemizi biteceğiz. seçim. Aynen 4 senede bir oluyor. Peki kadınlara sen hani bugün muhtar olan birisi olarak önerir misin? Gerçekten yani hiç korkmayın, girin böylesi işlere, önünüz açıktır, hani korkulacak gibi değil. Çünkü sadece bildiğim kadarıyla 2 tane kadın adayı mı vardı geçen seçimlerde? Ben mi Evet, yanlış evet. biliyorum? Evet. Belki sizden sonra bunun fazla olma şeyi olabilir mi? Yani biraz ön açıcı olmuşsunuz diye Yok, düşünüyorum. aslında aday fazlaydı fakat hani olamadılar ama aday, yani birkaç tane vardı benim dışımda, 3 tane falan. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela kadınların hani ben şunu çevremden şu an çok duyuyorum. Aa, ben de seçime, hani ben de seçime gireceğim. Ben de adaylığımı koyacağım falan gibi şeyler çok duyuyorum. Çünkü onlar da görüyorlar mesela, az çok hani bizle sohbet ediyorlar işte, hani nasıl yapabiliyor musunuz, gerçekten zor mu, gözlemliyorlar mesela. Hani onlar da mesela ben çok duyuyorum arkadaşlarım, hani ben de gireceğim falan. Sadece bu bölge için söylemiyorum. Başka yerlerde de mesela sen muhtar mı işte ben de olacağım falan gibi şeyler çok duyuyorum bu anlamda. Hani bayağı insan, kadınlara bu anlamda çığır açtık diye düşünüyorum. Ama bunu hangi yönde düşünüyorlar? Mesela maddisel yönde mi düşünüyorlar yoksa Yok, sadece kariyer yapma maddi açıdan değil, gerekçesiyle mi hani düşünüyorlar? burada zaten bunları söyleyen kadınların çoğunun hani belli işlerde çalışıyorlar. Yani hani ekonomik boyutundan kaynaklı olduğunu, o boyutla ilgili düşündüklerini düşünmüyorum. Şey açısından, hani dediğim gibi işte kadınların biraz daha hani söz sahibi olmasını ve bu oldukça mesela erkeklerin biraz daha hani bazı konularda hani geri durduğunu mesela görüyorlar. Hani ya da sana işte aa sen yapamazsın diyemez mesela. Çünkü örneğini görecek. Birileri bunu yapabilmiş yani. Örneğini Aynen. gösterebilecek. Bu yüzden hani bu anlamda maddi boyuttan kaynaklı değil hani. Biraz işte Peki insanlar onlar da köylülerin senin tanıdıkların muhtar olduktan sonra sana tavırları değişti mi, olumlu olumsuz? yok, hiç değişmedi. Çok mutlular şu an. Köyümüzün kızı muhtar oldu diye. Aynen, şu anda mutlular. Hiçbir muhtar olduktan sonra aksine mesela bazılarıyla böyle iletişimim daha da gelişti. Mesela biz de geleceğiz köye falan diyorlar. Bu sene ben, eğer bu koronavirüs olmasaydı hani daha çok insanın köye yazın geleceğini düşünüyordum. Ama bu koronavirüsten sonra da insanların geleceğini artık düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık şehirde gerçekten yapamıyorlar.
Bunu görebiliyoruz yani duyuyoruz. Benim de orada hani büyük şehirde yaşayan akrabalarım var. Hani duyuyoruz mesela bunları. Bu yüzden hani onlar da istiyorlar ki gerçekten artık bir şeyler oluşsun hani. Çünkü ben orada mesela ev yaparsam ben biliyorum ki seneye oradaki bir ev olacak sana 10 ev yani. Çünkü insanlar birinden bir adım bekliyor. Peki burada tabii devletin sen hani yardımı olmadığını anlattın ama şeyde hiç geri hissetti mi kendi kendin? Hani birçoğu iyi birçok insanımız bizim zaten dışarıda yurt dışında belki onlardan yardım isteyebilirim diye bir şeyin oldu mu, bir girişimin oldu mu? Ya da böyle bir şey ilk başta düşündün mü? Öyle bir girişimim hiç olmadı aslında. Burada birileri hani bana bu anlamda sana yardımcı olabiliriz. Hani işte İsviçre'den birileri, burada tarımda bir abimiz var. Onun arkadaşları işte hani biz Şilan'a yardımcı olmak istiyoruz bu anlamıyla ev için söylüyorum. Hani küçük bir ev yapabiliriz falan tarzında ama yani yol olması gerekiyor dediğim gibi. Hani benim için yaparlar ama ben sadece kendim için hani bunu istemiyorum, düşünmüyorum. Yani bütün bir köy olarak hani biz oraya yerleşmek istiyoruz. Ama haricinde hani birilerinden böyle destek hani yurt dışında yaşayan bizim dersinin insanlardan veyahut da başka kişilerden böyle bir yardım talebinde bulunurum gibi bir şey düşünmedim açıkçası. Peki Tunceli Belediye Başkanı yani Dersim Belediye Başkanımızdan böyle bir yardımda yani yardım istedin mi? Böyle bir girişimde bulundun mu? Onunla iletişime geçtin mi? Yani o aslında muhtar olduktan hani muhtar olduğumu ben söyledikten sonra bana yardımcı olabileceğini söylemişti. Fakat bu anlamda hani bana hiçbir şekilde ben mesela ondan bir telefon bekledim açıkçası. Şöyle bekledim. Hani ben muhtar olmadan önce beni bayağı bir desteklediğini söylüyordu. Hani bir telefon bekledim hani muhtar olmuş ben tebrik etmesini bekledim açıkçası. Çünkü aramızda o samimiyet gelişmişti hani. Ama beklediğim gibi olmadı Ama açıkçası. şimdi şöyle de düşünelim, onun işi de gerçekten hiç kolay değil. Yani Yani yoğun inanılmaz tabii ki de, büyük tabii ki bir de. yükün altına girdi, onu da anlamak gerekiyor. Hani sen de şimdi muhtar oldun, aslında oradan görmen gerekiyor. Hani çok şey bekledin ama beklediğin hiçbir şey beklediğin gibi olmuyor ya. Hani bazen senin Kesinlikle. imkanların dışında da bazı şeyler gelişiyor ve olmuyor maalesef. Hani onu da biraz o yönden belki şey yapabiliriz. Belki sen yine de böyle bir iletişime geçme çabasına girebilirdin. Hani başkanım işte ben muhtar oldum, böyle böyle zorluklarımız var, yardım Ya edemiyoruz aslında bana dersin. işte hani bir ev için belli yardımda bulunacağını söyledi. Hani işte atıyorum demir için ya da çimento için falan bunun sözünü vermişti bana. Ama benim hani gidip şu anda ondan hani böyle bir talepte bulunmam aslında çok doğru olmaz. Çünkü ben şu an orada ev yapabilecek durumda değilim. Yani şimdi ben alacağım o malzemeyi. Mesela babamlar da belli bir malzeme götürdü oraya ev yapabilmek için. Ama Altyapının olması düşünün. gerekiyor. Orada çok haklısın. Zaten Kesinlikle o belki öyle. o devrede Hani bu işte o yüzden devrede onunla belki ilgili maç oldu. Hani araya girebilirdi. Belki o anlamda sana yardımcı olabilirdi. Hani öbür onunla türlü ilgili. zaten sizin köylüleriniz, mesela yurt dışında olan köylüleriniz mutlaka vardır. Hani Evet. onların da desteği olabilirdi. Sonradan zaten böyle ev yapma ya da işte oraya gelip yerleşme amacını herkes bunu yapabilir normalde. Ama yani orada önemli olan ilk başta altyapının tabii ki yapılması ilk başta. Yani evet aslında benim burada kurum amirlerim ya da buradaki işte çeşitli aslında yani burayla alakalı biraz da hani benim dersime burada hani benim bağlı olduğum şey işte kurum hani bir şeyler yapamayınca ya ben hani gidip de dersinde belediye başkanıyla bu anlamda hani yol götürebilir miyiz hani şöyle yapabilir miyiz ya onun da aslında bu anlamda yapabileceği bir şey yok çünkü götüren kurum bellidir. Yani yanıt verseler ben genç bir muhtarım. Hani bana bu şekilde olumlu bir yanıt verirlerdi. Ama yine tabii bu röportajdan sonra ben bir gitmeyi düşünüyorum. Bence sen bir git. Bakalım eskisi Dediğim gibi olabilir. çok gerçekten çok başı kalabalık bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani herkes tarafından aranan, sorulan bir insan. Çok fazla da sorumluluğu var dersin hani belediye başkanı olduktan sonra. Hani bu anlamda da biraz düşünmek gerekiyor. Ben şimdi sana gelen yorumları biraz okuyayım Şilancığım. Tabii. Esra Eren yazmış mesela, başarıların daim olsun diye. Esra ablamı çok seviyorum.
Ne demek yapamazsın? Tam aksine yapabilirsin. Can yazmış Hülya Almaz, Hülya Elmas. Onu da burada saygıyla selamlayalım. Kendine güven, biz senin yapabileceğine güveniyoruz her şey demiş. Teşekkür ediyorum hepsine. Bir arkadaş zaten senin kaç oy aldığını sormuştu. Onu cevapladın sen. İşte bizler nasıl yardımcı olabiliriz diye soru sormuş. Onu da cevapladın. İşte bazı devletimizde biraz böyle. Tamam. Sizin normal muhtar olarak açmış olduğunuz bir hesap var mı? Belki dinleyicilerimizden sana yardım etmek isteyen canlarımız olur diye Şilancığım. Yok, hayır, benim yani oluşturduğum bir, hani bu anlamda bir hesap yok. Benim kendi sosyal medya hesabım var. O da Instagram, Facebook falan kullanmıyorum. Yani Böyle böyle bir hani şey yapmayı köyümüz. düşünür müsün? Çünkü sana yardım etmek isteyen insanlar olur diye düşünüyorum özellikle Aslında yurt dışında. köyümüzün Buzutepe Köyü Derneği diye bir sayfa oluşturmuş bir tanıdığımız. Fakat o sayfayla benim pek hani şey kendisi oluşturduğu için hani kendisi de büyük şehirde. Hani o bayağı birkaç senedir oluşturmuş. Onun haricinde ben hani bir sayfa oluşturmadım. Ama bundan sonra oluşturabilirim. Ben şöyle düşündüm. Köye gidip bir şeyler yaptıktan sonra hani onları çekip sayfaya koyayım. Hani boş bir sayfayı ben açıkçası niye açayım diye düşündüm. Ama hani köyde bir şeyler yaptıktan sonra işte ya da köyümü çekmek, köyümün fotoğraflarını atmak hani o şekilde düşünmüştüm. Henüz buna fırsatım olmadı. Olursa böyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Aslında Peki yarın da arkadaş, açabilirim ama Instagram hesabın var zaten. Facebook hesabın var mıydı senin? Facebook yok, hayır. Instagram var Facebook sadece. hesabın. Tamam. Bir şey daha. Arkadaşlarınla okulda arkadaşların peki sana bakış açısı ne oldu bu anlamda? Muhtar olduktan sonra mesela sana sohbetleriniz nasıl gelişiyor? Sana ne diyorlar? Arkadaşlarım değil mi? Arkadaşlar. Muhtarım diyorlar. Yani arkadaşlarım çok takdir ettiler beni. Çok mutlu oldular benim adıma. Dediğim gibi onlar da şey yapıyor mesela. Aa, ben de valla muhtarlık güzel şeymiş. Hani ben de olacağım falan, böyle beni görünce öyle diyorlar ama aslında dediğim gibi hani biraz zorlukları var ya bu anlamıyla. Hani bir köy Zorluk. mesela her şeyi olmuş, hani hiçbir sorunu bu anlamıyla bahsettiğim sorunlar doğrusu da olmayan bir köye muhtar olmak, var olan hani gene günlük sorunlarla siz uğraşırsınız. Ama biz hani bir köyü yeniden canlandırmaktan bahsediyoruz. Bu da yani gerçekten oldukça zor. Aslında gelip görseler yani çok da kolay değil hani. Şimdi sen önerir misin yoksa önermez misin yani Ben öneriyorum, o hayır. yani. Öneriyorum kesinlikle. Ben kesinlikle bundan şikayetçi değilim. Ama hani dediğim gibi yapsam çok çok güzel olacak. Hani Peki sadece ileride yapamadığım için biraz ileride devam üzülüyorum. etmeyi düşünür müsün? Peki sen mesela diyelim hani okulunu bitirdikten sonra tekrar dersin değil mi? Kalmayı düşünüyorsun yoksa başka yere yerleşmeyi düşünür müsün? Yok, Gelecekle ben alakalı kesinlikle planların nedir? dersimde kalmayı düşünüyorum. Kesinlikle hiç bir yerde dersim kadar mutlu ve huzurlu değilim. Ben büyük şehirlerde de gidip kaldım ama kesinlikle benim tercihim burası olacak yani. Çok güzel. Ne O zaman muhtar yaparsam da bu olmaya devam coğrafyada ediyorsun. yapacağım. Yani muhtar olamasam da hani başka şeyler yapacağım. Ama bu coğrafyada yapacağım yani. Peki köydeki köylüler şey diyor mu ya hani sen bu işi iyi götürüyorsun falan şilan hani bundan sonra eğer aday olursan biz yine seni seçeriz falan diyorlar mı? Evet, diyorlar onu. Yani benim çabamı görüyorlar onlar aslında. Hani benim nasıl mücadele ettiğimi onlar da görüyorlar. Mesela bu anlamda destek veriyorlar ama ben bir daha düşünür müyüm bilmiyorum. Belki daha büyük şeyler düşünürüm. Belki bir ilçeye, belediye başkanlığı falan Niye olabilir, niye olmasın? olmasın? Neden olmasın? Peki şey oldu mu hani olduğun zaman sen okulunu bitirmeden bile bu işin içinde hemen kendini buldun. İlk başta kendine şey dedim ya keşke biraz daha hani bir deneyim kazansaydım belki hayatla ilgili. Biraz daha sonra bu işe girseydim dediğin oldu mu? Yok, ben bu işe girdikten sonra okuluma devam ettim. Yani normalde benim kafamda şey yoktu. Hani ben muhtar olunca okuluma devam edebilirim gibi bir şey yoktu. Çünkü hani bunun olamayacağını düşündüm. Sorun olacağını düşündüm ben bunu. Ama dedim ki hani burada
kışın zaten hiçbir muhtar için ciddi işler olmuyor. Hani yapabileceği ciddi bir iş olmuyor. Benim köyümde zaten kışın Kızlık Köyü'ne geliyoruz. Bu anlamda hani dedim, burada zaten yapabileceğim bir şey yok. Toplantılara gelebileceğim hani yakınlıkta bir yeri tercih edebilirim. Ya da işte dilekçelerimi hani oradan da gönderebilirim. Bu yüzden hani bunu düşündüm. Gelip dediğim gibi Kaymakam Bey'le görüştüm ve hani o da bu durumdan hani memnun oldu, mutlu oldu. Okumamı istedi yani o da. Ben de bu şekilde okulu yazdım. Hani sınavlara girmiştim zaten. Tercih verdim ve Fırat Üniversitesi Radyo Televizyon yazdım. Oradayım şu an. Yani aslında pişman değilim. Hani bu şekilde de ben hayatı anlayabiliyorum. Biz zaten bu coğrafyada erken yaşta kavrayabiliyoruz hani bir şeyleri. Yani yaşadığımız şeylerden kaynaklı, gördüğümüz şeylerden kaynaklı. Zaten Çok çok insan, erken, evet, çok çok çabuk olgunlaşıyor değil mi oradaki çocuklar? yani ben aslında, benim olgunlaşma sürecim yatılı okurken oldu. Hani yatılıda zaten büyüyorsunuz siz. Hani bir şey Aynen. yapmanıza gerek yok. Yani anneniz babanız yanınızda yok. Siz zaten orada büyüyorsunuz. Yani doğanın içindesiniz. Siz doğaya baktıkça kendinizden bir şeyler görüyorsunuz. Ben kendimden çok şey görüyorum. Doğanın farkına vardıkça kendi farkıma varıyorum. Yani bu yüzden hani zor olmuyor benim için. Ben hayatı bu şekilde de öğrenebilirim yani. Hani hem okul hem iş benim için sorun olmuyor. Çok güzel valla. Çok güzel bir örneksin gerçekten. Senin Teşekkür gibi ederim. genç yaştaki kızlarımıza inanılmaz bir örneksin. Ben tebrik ediyorum seni. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben dediğim gibi kadınların hani bu anlamda kendilerinin, ya her anlamda öyle, kendilerinin farkında olmalarını istiyorum. Hani bir şeyler için mücadele etmelerini istiyorum. Dediğim gibi kendi ekonomik bağımsızlıklarını, hani bunu sağlayabilsinler. Çünkü gerçekten bu oluştuğu zaman sizin hayatınıza müdahale etme şansı olmuyor hiç kimsenin. Ve siz okudukça, siz zaten bilinçlendikçe hani bir şeylerin farkında oluyorsunuz. Ya zaten kadın kendine baktığında düşünseniz, hani doğuran, üreten, yani her şey aslında onun etrafında dönüyor. Ya bu yüzden hani bunun farkına varıldığı zaman zaten başaramayacağı şey de yoktur yani. Ve bence Çok. insanlar zaten hani o erkek egemen zihniyet şeyden, kadının bunun farkına varmasından korkuyor bence. Hani çünkü başarabilen çok fazla kadın var. Her alanda, her Aynen. konuda bir Gerçekten şeyleri başarabilen kadınlar çok çok fazla güçlü. kadın var. Evet, kafaya taktıklarını gerçekten böyle Evet, çok güçlü ve gerçekten. çok da başarılı olabiliyorlar. Önemli olan hani o cesareti işte hemen yakalayıp da o adıma atmak. Zaten o ilk adım çok önemli biliyorsun. O ilk adım Derinliği attıktan ve sonra aynen. evet, O başka güzelliği bir. görünce zaten hani ister istemez zaten o özgüven sana geldikten sonra daha seni de pek fazla durduramıyorlar diye Evet. düşünüyorum. Sen sesimi hani duyurabilirseniz çok sevinirim dedim. Bizim biliyorsun koronadan dolayı artık bizim bu aktivitelerimizi de yapamıyoruz cemevlerimizi. O yüzden böyle canlı yayınlar yapıyor işte bizim gibi birçok cemevleri. Belki onlar da seni davet etmek isterler. Onlara bir şey söylemek ister misin? Bir mesaj vermek ister misin? Yani sesimi Yani senin duyarlarsa için mümkün müdür davet ettiklerinde hani sen katılabilir misin? Böyle şeyler olabilir değil mi? katılabilirim. Evet, kesinlikle katılabilirim. Hani katılmak isterim çünkü benim sesimi ne kadar hani ne kadar duyurabilirsem benim için o kadar iyi. Ben son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bizim çok zor zamanlarımızda destek olan abilerim, ablalarım belki izliyorlardır. Onlara buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Sabriye abla var, Esra abla var ve Melahat abla var. Aynı zamanda İsmail Ateş var. Takip ediyorsunuzdur belki, dersinde bir fotoğrafçı. Bunların bize ciddi anlamda destekleri oldu. Buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum onlara da. Ve bu güzel sohbet için size de çok teşekkür ediyorum. Biz de sana Umarım çok teşekkür sesimi ederiz. gerçekten duyarlar. Artık da bir şeyler yapabilirim. Ve ben buradan başardığım şeyleri anlatmayı çok istiyorum. Dilerim bu da olur.
Umarım aynen, umarım o günler de olur da böyle başarılı olduğun şeyleri de bize anlatırsın. Biz de böyle çok mutlu oluruz. Seninle birlikte çok seviniriz. Zaman ayırdığın için, bize zaman verdiğin için, yayınımıza katıldığın için biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Umarım her şey gönlünce olur. Çok başarılı olmanı istiyoruz ve diliyoruz gerçekten. Ve buradan diğer Cem evlerimizde de bir duyuru olsun. Eğer istediğiniz zaman Şilan'ı davet edebilirsiniz yayınlarınız. O da severek katılabilir. En azından onun sesini daha çok büyük bir Daha çok kesime insan duyurmuş oluruz. duyuyor. Evet. Böyle Cem. Çok teşekkürler Şilancığım tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgili canlar, bugün de yine bir canlı yayınımızın sonuna geldik. Çarşamba günü yine bir canlı yayınımız olacak. Biliyorsunuz Dersim Tertelesi yıl dönümü yaklaşıyor. Ondan dolayı HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç ve araştırmacı yazar Erdal Yıldırım Çarşamba günü canlı yayın konuğumuz olacak ve Çarşamba günkü canlı yayınımızı Stuttgart Cem Evi ile birlikte ortaklaşa yapacağız. O yüzden lütfen bizi izlemeyi unutmayın. O zamana kadar da sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar. Grup yorum yalnız değildir. Eylemine sahip çık. Grup yorumun devrimci mücadelesine sahip çık. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Direnişe ses ver. Grup yorumun direnişine sahip çıkalım. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorumun devrimci direnişine sahip çık. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorumun direnişine ses ol, sanatçılar yaşasın. Grup yorumun devrimci direnişine sahip çık. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmemeli, sanatçılar yaşamalı. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum faşizme karşı direniyor, omuz ver. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum yalnız değildir. Eylemine sahip çık. Grup yorumun devrimci mücadelesine sahip çık. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Direnişe ses ver. Grup yorumun direnişine sahip çıkalım. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorumun devrimci direnişine sahip çık. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver. Grup yorumun direnişine ses ol, sanatçılar yaşasın. Grup yorumun devrimci direnişine sahip çık. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmemeli, sanatçılar yaşamalı. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum faşizme karşı direniyor. Omuz ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorum faşizme karşı direniyor, omuz ver. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin. Grup yorumun direnişine ses ver, sanatçılar ölmesin.